Müzisyenler Hatice Ardos ve Larkos Larku 2014 yılında tanıştılar ve kısa bir süre sonra evlendiler. Aşklarının yanı sıra Kıbrıs halk müziğine olan tutkuları birlikteliklerini daha da güçlendirdi. Larkos Larku, Kıbrıs'ta tanınmış ve sevilen bir müzisyendir. Çocukluğundan itibaren müzikle ilgilenmiş ve müzik onun hayatını adeta yönlendirmiştir. Önce Kıbrıs, sonra da Yunanistan'da müzik eğitimi gören Larku, yüzlerce şarkı ve 600 saatlik tiyatro müziği yapmıştır. Doktorasını Kıbrıs müziği Çatista'yı konu alarak tamamlayan Larku, Atina'dan döner dönmez Kıbrıs'ta Kiprogenia grubunu kuruyor ve Kıbrıs geleneksel müziklerini farklı müzik tarzlarıyla harmanlayıp müzikler yapıyor. Hatice Ardos müzisyen bir aile içine doğdu. Çocuk yaşta org çalıp şarkı söyleyen Ardos, Kıbrıs'ta müzik eğitimini tamamladıktan sonra Fransa'ya yerleşip orada da konservatuvar eğitimi aldı. Fransa'da şarkı söylemeye karar veren Ardos, yabancı diller konusunda da yeteneği olduğunu fark ediyor. 9 dilde şarkı söyleyebilen Hatice Ardos, farklı ülkelerin geleneksel müziklerinin yorumlarını ve düzenlemelerini yaparken, kendi ülkesinin halk müziğini de araştırma ihtiyacı duyuyor ve Kıbrıs'a dönüyor. Sorduğum zaman kim Kıbrıs folk, Kıbrıs'ımızın müziğini, iki tane müzik değildir yani bilinen Dillirga ve Fesikan. Daha çok nedir bizim Kıbrıs'ımızın müziği? Dediğimde verilen isim Larkos, Larku, Ed yaptı. Ed yapınca o da beni accept yaptı. Hani ben gerçekten professionally Facebook'tan yazdım. Evet yazdım. Yani böyle öğrenmek istediğim sormak istediğim sorular var. Bazı şarkılar bulduğum zaman zaten Yasemin and bazı traditional singers buldum. Traditional. Okay. And şarkı sormaya başladım. Dediğimde şimdi internette de her şey konuşulmaz. Facebook aracılığıyla. Ne ama dedik ki görüşelim. Letra Street'in orada görüştük. Ondan sonra bir iki görüşünce. Γνωριστήκαμε το 2014, τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο παντρευτήκαμε. Γνωριστήκαμε μέσω του το Facebook, γιατί η Ατής ήρθε από τη Γαλλία και ψάχνουμε κάποιες επαφές με, με κυπριακά συγκροτήματα για κάτι πιο σύγχρονο. Με βρήκε μέσω της Κυπρογένειας και μετά... Εντάξει, υπήρξε μια χημεία, ερωτευτήκαμε, παντρευτήκαμε. έχουμε και ένα παιδί τώρα. Βασικά μέσω της μουσικής αυτή είναι η ζωή μας, η μουσική. Έτσι ζούμε, έτσι δημιουργούμε, έτσι υπάρχουμε. Έλα να πάμε μουσουρού. Kiprogenia grubu ile Kıbrıs halk parçalarını yorumlayan çift, Kıbrıs'ın dört bir yanını gezerek birçok festival, iki toplumlu etkinlik ve konserlerde binlerce seyirci önünde sahne alıyorlar.
Büyük beğeni kazanan grup Eylül ayında kendi yorum ve aranjmanlarıyla Kıbrıs Halk Müzikleri CD'sini çıkarmaya hazırlanıyorlar. Mosa Limanı parçasını yeni çıkacak olan CD'lerinde yeni bir aranjman ile hazırlayan Larkos ile Hatice çifti, parçanın köklerini öğrenmek için araştırma yapıyorlar ve Arap Ali'nin oğlu Önder Konuloğlu ile buluşup bilgi ediniyorlar. Gibrogenia dediğimiz Kıbrıs folk müzikleri üzerinde yes, 2 yıldır çalışırız. CD'mizi inşallah, not inşallah yani çıkaracağız. Mausa Limanı ve bunun yanında tabii diğer dünya müzikleri, onun da çalışmalarını, yani sadece bu değil, 2-3 ayrı proje vardır ama şu anda üzerine yoğunlaştığımız konu Kıbrıs folk müzikleridir, Kıbrıs traditional müziklerdir. Ve Mausa Limanı, neden Mausa Limanı? Zaten hani çok şeydir, Fransa'da da ben konser verirken Mausa Limanı benim repertuarımdaydı. Neden? Çünkü hani böyle her zaman beğendiğim bir parçaydı. Hani hikayesini bilirdim ama hiçbir zaman öyle hani belki buradaki birçok insanı da duyar ama gerçekten derine inmemiştir konunun. Sadece Mausa Limanı'dır, Mausa'yı hatırlana böyle bir hikayesi vardır deyip geçen. Ama öyle olmasın dedik. Yani çünkü bu ağıt yazıldı ama bunun gerçekten hüzünlü bir hikayesi vardır. Hani sadece Mausa Limanı'dır, uyan alim uyan demeyelim de nedir yani bu Mausa Limanı? O konuda indik yani bu Mausa Limanı'na. Önder Konuloğlu bize yardımcı oldu bilgileriyle, kitabıyla, farklı sözleriyle ben gördüğüme çok sevindim. Çünkü gerçekten anladım ki bunun bir hikayesi var gerçekten ve oğlu sonuçta orada ve dedik ki bunu biz tekrar düzenleyelim. Bu sözler, çünkü ben diğer sözleriyle de söyledim ama dedik bunu biz tekrar düzenleyeceğiz. Gerçekten bu Arap Ali'nin ağıtı olsun. Yani bu insanlar duydukları zaman bu şarkıyı Arap Ali'yi düşünsünler. Mausa'yı değil veyahut da Uyan Ali'm herhangi bir Ali'de değil. Arap Ali'yi düşünsünler dedik. Selam edin anneme. Kına yaksın eline. Ali seni öldürdüler, vadi geldi yerine. 3 çocuğum var benim, alsın kendi evine. Seni hamı göndersin, geri kendi köyüne. Mausa limanı, limandır liman aman. Bu onun üzerine, onun için yazılmıştır ve o şekilde tekrar sözler düzenledik. Larkoy'la beraber oturduk, yeni o müzik orchestration sözlerini ben ona translate ettik. Ne yapabilirik, nereye neyi yapabilirik, nasıl Arap Ali'yi gerçekten anabiliriz yani. Ve bu şekilde Arap Ali ağıtı olarak söylemek isterim ben adını. Mausa Limanı değil de Arap Ali'nin ağıtı olsun derim hani. Ve gerçekten duygulanarak her zaman hissederek söylediğim bir parça olmuştur. Bilmiyorum, Mausa'lıyım zaten sonuçta. Belki o da vardır. Hani hayalinde canlandırırsın. Önder Bey'le de konuştuğumuz zaman hani böyle anlattığı şeyler gerçekten etkiledi beni yani. Çünkü gerçekten hissettim Arap Ali ve söylerken de uyan Ali'm Arap Ali'm demek istedim ve öyle dedik. Öyle oldu yani. Meyhaneden çıktım.
Tamamen Larko'ya ait. Maosa'da amcamların evde, Gülten ablamın evde buluştuğumuz zaman Önder Konuloğlu davet ettiğimizde hani orada kamerayla shooting yaptı. Ondan sonra Otello konserimizden zaten vardı shootingler. Onları aldık. Larkos bu işleri de kendi biraz oradan, biraz buradan, biraz şuna sonra söndür, sonra şöyle yap, şöyle yap. Klibi o şekilde yaptı ve gerçekten de beğendim yani. Bilmem siz de gördünüz mü? Etkileyici oldu yani bence. Öyle aman hadi bir klip yapalım diye olmadı ama klip yeni o şekilde Larko yaptı. Peki Hatice, Yunanca da söyleyebildiğini söyledin. Belli bir yaştan sonra öğrendin çünkü Yunancayı, değil mi? Yunancayı öğrenmedim. Şarkıları öğrendin. Evet. Hani bu da benim yaptığım şey. Zaten dediğim gibi daha önce de 9 ayrı dilde şarkılar söyledim. Dillere karşı böyle bir şeyim. Rumca dediklerinde bana aman hiçbir zaman korkmadım. No problem. Şimdi en önemlisi Vasilis Mihailidis. Vasilis Mihailidis, Larko'nun yaptığı, bütün bestelerini yaptığı, Yunanistan'dan bütün meşhur sanatçılar şarkı bestelerini söylediği. Çok bir zor bir dialekt, Kıbrıs lehçesi ama çok eski bir lehçe, zor. Onu bile başardığıma göre Yunancayı yaptım yani. Yasemin, no problem. And, tabii ki Larko'yla çalıştık. Hani nasıl gerçek bir Kıbrıslı Sipriot nasıl söyler? Çünkü Yunancayla tamamen tabii, farklı. Tabii. Onları Larko'yla çalışırız yani. Nasıl pronounce edilir tam anlamıyla. Ve başardım. Çok da zevk, çok severim çünkü zaten. Her dilden söyleyebilirim. Not Polish. Peki hazır şimdi Yasemin de demişken hani böyle bir parçasını Rumca, bir parçasını böyle Türkçe, hafif biraz böyle Yasemin bize mırıldanabilir misin? Türkçesi yok. Sadece Rumcalar bu. Olsun, öyle olsun. Öyle olsun, öyle olsun. Zaten Mausemanı, hani bazı mesela Feslikan iki dilde, Dillirga iki dilde. Ama Yasemin sadece Rumca. Peki Türkçesini söylemek gibi bir şans, bir ihtimal, bir düzenleme? Kesinlikle yapılabilir. Kesinlikle ki başlamıştım da zaten. Hani bazı sözler yazmaya, bazı şeyler yapmaya. Ama hani belki ileride, çünkü Mausa Limanı'nı düşündüğümüz o. Mausa Limanı'nın Larko onu Rumcasını yapmak, sözlerini. Düşündüğümüz o. You would like to write Mausa Limanı in Greek, no? Yes, I try. Yes, and maybe Yasemin in Turkish. Of course, why not? Do Yasemin istim porta su yasemimu do yasemistim porta su yasemimu cirtana do Κλαδέψω, ω, γιαβουρί μου. Δόγια σε μίστη, πόρτα σου, για σε thank you.
Şimdi Larkos güzel sesinden bir şarkı söylemeyecek yani bugün. Ma, hadi Larkos. Enstrümansız çok zor. Hem biraz ya. No, tú se dismamos alemán en gris querido bit. Okay. Tactón, y la suele. Bence yap. Yes, you should do it then. Hadi. Mouse alemana in Greek. Okay. Anything I don't... Yazar şimdi Largo. I would say a little bit, only the refrain, okay? Okay. Say, Uyanalim, Arapalim, Uyalmas, Oldum. Oldum. You became that you don't wake up. But, so, I say? When you're ready, Largo, I'm ready. Oh, say. Ξύπνα λί μου, ξύπνα κι ανοίξε τα μάτια σου. Μασέρκες που έφτα, μασέρκα τα σημάδια σου. Αγκαλιασμένη από κράτη τη θάλασσα κοδοθεσταλωμένη. Yeryüzünün ağzında kucak kucağı bir boğaz. Denizi tıkıyor oradan öteye. Είμαι μες του δυντικονιά Βαλένει η φύση η πρώτη Ανατολή κι ύστερη εις δύση. Ο μουσική anlamında harika bir işbirliğiniz var. Müzik yapan insanlar zaten güzel bir enerji yakalıyorlar ki sizin aşk da buna eşlik ediyor. Ama illaki bunun zorlukları da vardır muhakkak değil mi? Kesinlikle var tabii ki. How it's like being together as a two musicians is everything you love each other, you're in love with something but also with music. Çok zorlukları var. Tartıştığımız konular çok olur. Çünkü benim yapmak istediğim şeyle onun yapmak istediği şey aynı değildir. Fakat ondan sonra farkına varırız ki aslında aynı şeyden bahsederek ama hani böyle o müzisyenlerdeki o şey vardır ya, ego hani benim fikrimdir bu. Evet. Hani onu tartışmalarımız olur. Ama günün sonunda yine geldiğimiz nokta birbirimizin aslında Larkoy'la tanıştığımızda da birbirimizi hissederek aynı yönde hissederdik. Hani dünya müzikleri benim sevdiğim parçaları o da sever. Hani yapmak istediğimiz şeyler tartışsak bile başında gittiğimiz yol aynıdır. Ve hani böyle bir dil vardır. Hani bunu yapmak isterim Larko, böyle bir şey yapmak isterim. Hani böyle bir şeydir, dictionary'dir ki ah bu budur aslında de. Ah evet. Hani o bir şey söyler, ben aynı şekilde birbirimize hani böyle sözlük böyle hani aradığını search yapma müzik anlamında öyle. Çünkü gerçekten bazen böyle bir arayış içindesin. Bir şey böyle bir şey yapmak isterim ama nedir böyle konuştuğun zaman? Karşında bir insan vardır ki senin gerçekten anlayabilir, hissedebilir ve senin söyleyemediğini belki o anda o söyle evet dersin. İşte o çok güzel bir duygudur. Senin duygularına tercüman oluyor yani bir anda. Gerçekten bu böyle yani müzik anlamında mesela akompanist olarak da sadece ilişkinin değil çok önemli bir şeydir ki kendine uyumlu bir akompanist bulduğun zaman diyelim ki anlarsın zaten. Çünkü sen zaten böyle bir şeyden hop hemen o sana istediğin şeyi yapar. Ama kim akompanisi vardır ne kadar anlatırsan uyuşmazsın, bulamazsın aynı şeyi. Larkoy'la ama böyle bir anda aynı duygular, aynı passion diyeyim böyle. Birbirimizi yakaladık ve güzel olur. Ama tartışma her zaman vardır yani onu söyleyebilirim. Ben beni koyduğu köşedeyim Doğan'ın. Doğu'nun birincisi, sonra da Batı'nın.
Ciò si c'ha nirta in vano mu Ane mi c'ha ne dosa I tu mi rise smuva schia C'è denne si risosa Sökemediler köklerimi gelip üstüme vuran rüzgarlar Derindi köklerim Eripsa sinta pillam Eripsantus asus mu E katapa sen losta Sinal pastigona zizme medinatis Είναι μια σπουδαία τραγουδίστρια. Εγώ βρίσκω... Έχω ακούσει πάρα πολύ μουσική στη ζωή μου. Τη βρίσκω πολύ ξεχωριστή, την Ατής. Ως τραγουδίστρια και θεωρώ πως είμαι πολύ τυχερός που ζω μαζί της. Είναι εξαιρετικά δημιουργική η ζωή μας. Είμαστε όλη μέρα με τα μουσικά όργανα, παίζει 4 ώρες βιολί τη μέρα, διδάσκει τραγούδι, όλη μέρα ακούμε τραγούδια, παίζουμε μαζί. Πολλές φορές τη συνοδεύω στο πιάνο, στην κιθάρα και τους μαθητές της. Κάνουμε projects, εγώ είμαι και καθηγητής σε σχολείο, οπότε πολλές φορές δουλεύουμε και με τα παιδιά. Και στο στούντιο είμαστε συνεχώς μαζί. Είναι μια συναρπαστική εμπειρία. Χαίρομαι πραγματικά που ολοκληρώθηκε η μουσική μου ζωή με την Ατής. Yapraklarımı düşürdüler, düşürdüler çiçeklerimi, yüzümü parçaladılar, budaklarımı yaktılar. Sisamme, çıklinamme. Salladılar beni, eğdiler. Tegopsan, Dallarımı kopardılar. Ama sapa sağlam duruyor içimde. Çıkar göklerim ve yüreğim.